Evet arkadaşlar, merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir grafik tasarımı yapmaya çalışacağız. Bir ürün fabrika olduğunu varsayıyoruz. Üretim fabrikası, yani bir herhangi bir şey üreten bir fabrika demek daha doğru olur. Kalem olabilir, kitap olabilir, defter olabilir, beyaz eşya olabilir, kanepe, koltuk olabilir, her şey olur. Öncelikle arkadaşlar, şimdi öncelikle şu şekilde bir şeyimizi ayırmış olduk. Tablomuzu ayarlamış olduk. Excel'de gördüğünüz gibi Excel tablomuz. Burada üretilen adet, kaliteden geçen adet, bu her neyse üretilen, günlere göre bu şekilde yazdım. Paketlenen adet ve sevk edilen adet olarak yazdık. Şimdi bundan sonrası arkadaşlar, sizler için şöyle anlatalım. Bundan sonrası artık tamamen bu tabloyu kurduktan sonra tamamen artık Excel'in neredeyse otomatik olarak yaptığı bir şey. Neredeyse, çünkü tamamen otomatik olarak yapmıyor. Sizlerin bazı düzenlemeler yapması gerekiyor. Ben şu tabloyu hazırladıktan sonra yukarıda ekle imlecine tıklıyorum. Ekle imlecinde burada gördüğünüz gibi tablonun verileri var. Tablonun çeşitleri var, daha doğrusu çizgi grafik, sütun grafik, pasta grafik, çubuk grafik, grafiklerin çeşitleri var. Tablomuza göre seçmiş olacağız. Tabi tabloyu seçebilmek için öncelikle, yani grafiği oluşturabilmek için öncelikle tablomuzu seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma gibi bu günleri ve üretim adetlerini seçmiş oldum. Buradan ben herhangi birini tıklayabilirim. Birçok seçenek var. Hatta şuraya tıklayayım. Şuraya tıkladığımda gördüğünüz gibi birçok seçenek olduğunu siz de görmüş oluyorsunuz. Ben bir basit sütun grafik eklemek istedim. Sütun grafiğimi seçtim. Gördüğünüz gibi kendi kendine aslında tabloma göre tabloyu seçtikten sonra kendisi kendi renk atıyor. Bunlara seri 1, seri 2, seri 3 diye isim de veriyor. Aslında bu isimleri de seçsek seçmiş olur. Sıkıntı olmaz. Yani seri 1 yerine üretilen adet, kaliteden geçen adet gibi seri 2 yerine şeyler direkt otomatik olarak ekletebiliriz. Ancak bunları da göstermek için biz ekletmemeyi tercih ettik. Ne yapıyoruz? Veri seç diyoruz. Veri seçe tıkladığımızda bakın seri 1 diyor arkadaşlar. Seri 1. Pazartesi diyor bu tarafta, salı diyor. Bunu bakın, bunu kendisi seçti, yatay taraf. Ha, yanlış seçerse siz bunu düzeltebilirsiniz düzenle seçeneğinden. Ama biz mesela şimdilik seri 1'i, seri 2'yi, seri 3'ü bir düzeltelim. Seri 1 dedi. Bu seri 1 ne? Arkadaşlar, seri 1 gördüğünüz gibi belirttiği, Excel'in kendi belirttiği yer neresi? Üretilen adet bölümü. O zaman bizim seri birimiz üretilen adet olarak atamış Excel. Hemen burada serinin adını düzeltiyorum. Üretim diyorum, basit olsun. Üretim dediğim zaman arkadaşlar, seri 2'yi de düzelteyim. Seri 2'miz neresi? Kaliteden geçen diyor. Ben kalite diyorum kısaca. Tamam dedim. Tamam diyorum arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Şimdi bakın. Seri 1 yazan yerde üretim, seri 2 yazan yerde kalite yazdı. Buraları atamış olduk. Ve gördüğünüz gibi benim serimi mavi, seri 2'mi de kırmızıya boyamış. Yani üretimi mavi, kaliteyi kırmızı. Excel kendisi boyamış. Şimdi biz gelin arkadaşlar, burada hem boyayalım hem başka şeyler ekleyelim. Bir üzerinde çalışalım. Gördüğünüz gibi ben burada öncelikle bu üretim sütununu tıkladım. Herhangi bir tanesini tıkladım. Sonra sağa tıkladığım zaman bakın, veri seç dersen biraz önceki veri seçme bölümüne gelir, verileri düzenleyebilirim. Verilere etiket ekle diyor. Veri etiketi ekle diyor. Bu ne demek? Ne yazı ekliyor? Bakın tıkladığım anda üstünde bakın. O verinin gördüğünüz gibi değer vermiş oldu. Tabi buradan yazı tipi bölümünde bunu küçültüp büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela biz ne yapalım? B7 yapalım. 7 yaptığımızda gördüğünüz gibi bakın sayılar küçülmüş oldu, veya buna göre yapabiliriz artık. Bundan sonrası sağa tıklayıp yazı tipi bölümünden yapılacak şeylerdir arkadaşlar. Evet, bir başka konu
Yine sağ tıkladığımızda veri serilerini biçimlendir diyor. Bakın, burada veri serilerini biçimlendir dediği olay da gördüğünüz gibi veriyle ilgili o verinin, o sütunun ayrıntılarını düzenleyebiliyoruz. Ne gibi? Mesela dolgu. Dolguyu otomatik kendi mavi vermişti. Biz başka bir dolgu belirleyelim. Mesela bakın, düz dolgu dediğim bir şey atadı. Ben kendi istediğim maviyi seçiyorum. Açık mavi bir renk belirledim. Tamam, güzel. İşte kenarlık stili dedi, kenarlık rengi dedi, gölge dedi. Bakın 3B diyor. 3B ne demek? Görüntüsünü bakınız. Buradan seçtiğimiz zaman sütun üzerinde istediğimiz gibi oynayabiliriz. Bundan sonrası artık tamamen sizin burada yapacağınız araştırmalar arkadaşlar, kısacası. Şimdi mesela kırmızı olanı da seçelim. Burada da veri serilerini biçimlendir sütununda yine gradyan dolgu diyelim. Kendi otomatik olanlardan bir tanesini seçelim. Bakın, şu şekilde veya şu şekilde veya herhangi bir şey, kendi belirlediğiniz bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de tabloyu tıkladığımız zaman, sağ tıkladığımız zaman tabloya grafik alanını biçimlendir diyor. Burada da yine dolgu ekleyebiliyoruz. Dolgu yok dedim ben. Düz dolgu dediğimiz zaman kendisi bir renk atadı. Burada şöyle bir güzellik var. Resim ekleyebiliyoruz. Şurada dosya yazan yere tıkladığımız zaman arkadaşlar, buradan istediğimiz resmi arkaya ekleyebiliyor. Üstelik bunu saydamlaştırarak gördüğünüz gibi veriyle bütünleştirebiliyoruz. Böyle de bir güzelliği var. Ben yine dolgu seçeneğine tıklıyorum. Kapatıyorum. Arkadaşlar şu anda bu kadar. Bir sonraki videoda yine tablo oluşmaya, makroları eklemeye ve Excel ile ilgili diğer çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siz şimdi bunu tekrar edin ki bir sonraki videomuzda da rahatlıkla çalışabilirsiniz. Excel ile ilgili grafik oluşturmayı bu videoda gördük. Tablo oluşturmayı bildiğinizi farz ettik. Eğer bu konuda da bilginiz yoksa, yani şu tabloyu oluşturamıyorsanız arkadaşlar, bu konuda da yine videolarımızda bilgi sahibi olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın.